Dün öğle saatlerinde saat 13.59'da İstanbul 5.8'lik bir depremle sallandı ve gece saatlerinde de saat 23.20'de 4.3'lük bir deprem daha yaşadı İstanbul ve aralarda da çok fazla sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbulluların önemli bir bölümü bu depremlerin ardından geceyi sokakta geçirdi ve akla gelen çok çeşitli sorular var. Beklenen Büyük İstanbul depremiyle bu depremin bir bağlantısı var mı? Neler yapılması gerekiyor? Kimin üstüne ne düşüyor? Bütün bunları konuşacağız. Bu konuda önemli isimlerden biri Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Kubilay Kaptan attığımızda. Kubilay Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Evet, öncelikle tabii akıllara gelen sorular şunlar. Bu konuyla ilgili ardı ardına farklı yerlerden açıklamalar da geliyor. Bu depremin, beklenen Büyük İstanbul depreminin fay hattına yakın olduğu söyleniyor. Bu depremin Büyük İstanbul depremini tetikleyici bir etkisi oldu mu? Fay hatlarına da baktığımız zaman bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, sizin sorunuzla ilgili verilecek olan cevap yorumdan öteye geçmez. Evet. Benim de bununla ilgili şahsi bir yorumum, mesleki birikime göre var. Hocaların bu konuda farklı yorumlarda bulunması doğrudur ama şu konudaki yorum farklılığını kabul etmem de mümkün değildir. Olduğunu da sanmam. Bana sadece şunu sorsaydınız, hocam İstanbul'da büyük deprem olacak mı olmayacak mı? Beklenen deprem olacak. 5.8 olmasaydı da olacaktı. Olduğu için gecikmeyecek, yine olacak. Şu düşünülebilir. Hocam sizin sorduğunuz gibi şimdi kişisel fikrimi söyleyeyim. Tetiklemiş midir? Hayır, tetiklediğini düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum. Eğer bu bir öncü olsaydı, bu kadar artçısı yaşanmasaydı, bunun bir öncü olduğu düşünerek büyük depremi tetiklediği, onun da biraz daha tez zamanda olacağını söyleyebilirdim. Ama 5.8'in kendi başına bir deprem olduğunu gördüğümüz, hatta bir miktarda enerji boşalttığını düşündüğümüz için beklenen Büyük İstanbul depreminin yine olacak olmakla beraber daha çabuklaştığını söylemek mümkün değildir diye düşünüyorum. Evet, bunun mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Peki bu depremin, Büyük İstanbul depreminin tarihiyle ilgili çeşitli tahminler var. Siz de sosyal medya hesabınızdan bunları tek tek paylaştınız. Evet, doğru. Bu tahminlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şunu, bakın bugün dünyada hiçbir bilim insanı depremin nerede olacağını tahmin etmekle beraber ne zaman olacağını tahmin edemez. Bunun tahmin edilememesinin sebebi, deprem neden olur efendim? Deprem dünyanın etrafındaki kıtayı lütfen bir yumurta kabuğu gibi düşünün. Yumurta kabuğunun üzerine bir çay kaşığıyla vurduğunuz ve çatlattığınızı düşünün. Şimdi dünyanın etrafındaki kabuk bu şekilde çatlamış vaziyette. Bu çatlaklar birbirini ittiriyor. Bazen altına giriyorlar, bazen yanal olarak ittiriyor. İttirdiği zaman plaka oynuyor, üzerinde ne varsa da onunla beraber oynuyor. Bu bir deprem. Yani depremi az çok açıklamış oldum böylece. Evet. Şimdi bu deprem hareketine yol açan, fay dediğimiz çatlağın oluşumuna yol açan kıtaların, tabakaların birbirini ittirmesini öngörmek veya ne kadar açıklığa çıkacağını tahmini olarak, zamansal olarak bilmek mümkün değil maalesef. Ama şu mümkün. Hatta bunu hepimiz de yapabiliriz. Bakın şimdiye kadar İstanbul'da olan depremleri lütfen alın. Bu kayıtlar her yerde var. Hatta bunu 1500'lü yıllardan başlayarak yapın isterseniz. Bugün Antakya'da milattan önce 500 yılında olan depremden 5.8'e kadar olan depremin bütün kayıtları mevcuttur efendim. Bu kayıtları çıkardığınız zaman çok açık görülüyor ki İstanbul'dan geçen bir fay hattı var. Depremler burada yoğunlaşmış vaziyette. Hatta şunu bile görüyorsunuz. Kaç senede bir, ne kadar büyüklüğünde deprem oluyor. Mesela biz konuşurken İstanbul'da bugün belki 5 tane 2 büyüklüğünde deprem oldu. 3 büyüklüğünde ayda bir, 5 büyüklüğünde 5 yılda bir, efendim 7 büyüklüğünde de 90 yılda bir olma ihtimali oldukça fazla. Şimdi buna dayanarak bilimsel bir yaklaşımla İstanbul'da 7.2-7.4 arasında deprem olacağını söylüyorum. Ama hocam bu ne zaman olacak? Hayır. Ben burada duyuruyorum. Çünkü trajikomiktir. Ben size desem ki 5 dakika sonra deprem olacak. İnanacak mı? Ya da ne yapacağız zaten? Ya da desem ki 20 yıl 5 dakika sonra deprem olacak. Bu sefer de bana diyecekler ki hocam daha çok var zaten. Bir bekleyelim. Bir 20 yıl geçsin, o zaman bakarız ne yapacağımıza. Zaten bu iki yaklaşımda o kadar yanlış ki. Bazen görüyorum işte bir bilim adamı demeyelim. Bir yoldan geçen birisi diyelim.
aya bakmış da güneşin diğer hareketine bakmış da oradan demiş ki 25 Şubat'ta deprem olacak. Oldu mu olmadı. Dün sabah 4'te deprem olacaktı. Oldu mu olmadı. Başkası karıncaya bakar, diğeri köpeklerin havlamasına bakar, başkası işte efendim yıldızların hareketine bakar. Yahu dün onu da yazdım. Ben size desem 5 dakika sonra deprem olacak olsa ne yapacaksınız beni? Haşa yani peygamber mi ilan edeceksiniz? Bunlar tamamen hurafe, tamamen saçmalıktan ibaret. Ama bir bilimsel gerçek var ki o da şu, zamanını bilmemekle beraber olasılık olarak İstanbul depreminin 7.2-7.4 arasında olacağını söylüyorum. Bence şimdi kalkalım da bunu artık bitirelim bu tartışmayı da bilim adamlarına söylüyorum ve yöneticilere. Ne yapacağımızı düşünmeye başlayalım. Evet çünkü, peki. Bu noktada evet. Ne yapacağımızı düşünmeye başlayalım diyorsunuz. İşte 99 depremin üzerinden 20 yıl geçti. İşte 2011'de evet. Bir Van depremi yaşandı. Türkiye çok büyük depremler yaşadı. Aynı felaketlerin tekrar yaşanmaması için yani kimin üstüne ne sorumluluk düşüyor burada temel evet. olarak? Şimdi bunu ben bir tersten hep beraber bizi dinleyenlerle sorayım. Bir çocuğun tuvalet eğitimini aldırmak kimin görevidir? Çocuğun görevi midir yoksa öğretmenin ve ailesinin görevidir? Tabii ki öğretmenin ve ailesinin görevidir. Tabii ki yetişkin bir insana bunu uyarladığınız zaman efendim kendi başının çaresine baksın diyebilirsiniz. Ama deprem gibi afet konularında zinhar bunu dememeniz lazım. Bazen şöyle şeyler duyuruyorum. Efendim devlet üstüne düşeni yapıyor, insanlar da üstüne düşeni yapsın. İnsanın üstüne düşen nedir sorarım size. Deprem çantası bulundurmak, afet sırasında ne yapacağını bilmek, toplanma alanının nerede olduğunu bilmekse büyük yanlış yoldasınız. Çünkü bizim insanımızın bunları bilmesi için insanımızla birebir iletişime geçmeniz lazım. Yoksa ben bir rapor yazdım. Efendim bir broşür yayınladım. Buyurun broşürü okuyun demekle insanların bunu bildiğini düşünmeyeceksiniz. Zaten değil. Bilmiyorlar. Şimdi insanlar açısından konuya bakarsak sonra binalar açısından da bakarız eğer isterseniz ama evet. İnsanlarımızın çocuklarımızdan yaşlarımıza, engellerimize, hamilelerimize, küçük çocuğu olanlara kadar çok farklı insan grubunda düşünün lütfen. Bunların topyekün olarak depreme hazır olmadığı çok açık. İşin içinde birisi olarak zaten bunu görüyorduk gittiğimiz yerlerde ama dünkü yaşadığımız orta büyüklüğünde bir depremde de bu çok açık olarak gözüktü. Ortada bir plan olmadığı zaman, insanlar ne yapacağını bilmediği zaman siz insanları suçlayamazsınız. Sizin sorunuza cevabım şudur, deprem eğitim kısmı ile alakalı %100 sorumluluk devlet kurumlarının üzerindedir. O bu sorumluluğu dağıtır, üniversitelere, belediyelere, hastanelere, okullara onlar da bu eğitimi birebir insanlara dokunarak verir. Ben Türkiye'nin, sadece İstanbul değil Türkiye'nin kentsel dönüşüm gibi büyük meblağlı, büyük zamanlı işleri bırakıp çok daha küçük zamana yol açacak, hiçbir paraya bile mal olmayacak, deprem çantası bulundurulması gibi, afet eğitimi gibi konulara yönelmesini canı gönülden istiyorum, diliyorum. Evet, peki şimdi kentsel dönüşüm meselesini söylediniz. Yakın evet. zamanda da bu konu tekrar gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı bununla ilgili açıklama yaptı. 5 yıl içinde 1 milyon 500 bin konutun dönüştürüleceğini söyledi. Sizin bahsettiğinizse vatandaşı bilgilendirerek bir çözüm yöntemine gidilmesi. Bu ikisi arasında ne fark var? Neden kentsel dönüşüm çözüm değil diyorsunuz mesela? Şunun için. Şimdi bir şehrin hazır olması demek, onun binalarının ve insanların ve altyapısının hazır olması demek. İnsanları hazır değil. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Çocuklardan itibaren herkesi söylüyorum. Altyapısı hazır değil. İletişim çökmüş, çökmüş ve çökecek vaziyette. Enerji hatları aynı şekilde olacaktır büyük deprem sırasında. Binalara baktığınız zaman, binalarımızın da imar barışıyla ve gerekli barışlarla büyüyerek, daha da sayının artarak, çökecek bina kategorisinin oldukça fazlalaştığı da ortada. Şimdi siz diğer ikisini bırakarak diyorsunuz ki ben sadece yapılara odaklanayım. İnsanlar onun içinde oturuyor. Ben de insanları bu şekilde kurtarayım. Da bir ufak bir sorun var. O da şu. İstanbul'da 1,5 milyon resmi 3 milyon toplamda bina var. Bunun ne kadarı çökecek biliyor musunuz? Kaldı ki siz zaten sadece göçecek binalara da odaklanmıyorsunuz. Göçmeyecek olan, sadece hasar görecek olan binaları da işin içerisinde katıp bu bina stoğunun %14'üne odaklanıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bana 40 milyar dolar bu iş için lazım ve tamamını yapmak da 40 yılımı alacak. Eski bakanın söylediğinizde söylüyorum. Doğrudur, haklıdır. Gerçekten o kadar alır. Efendim 1 milyon tane işin 5 yılda yapılması falan mümkün değildir.
Artı bunu kim yapacak? Bunu müteahhit yapacak. Bir dakika şimdi, müteahhit yapacak dediğiniz anda bir duralım orada. Çünkü müteahhit neden mesela Rahmanlar'da ya da Avcılar'da ya da Küçükçekmece'de ya da Esenyurt gibi yaptığı zaman getirisi fazla olmayacak bir yerde iş yapsın ki? Bağdat Caddesi'nde yapıyor. Aynen, tabii ki ben de olsam bir müteahhit olarak iş yapsam sadece gider orada yaparım. Doğal olarak hükümetin vakti zamanında gayet iyi niyetle bile başlattığı bir şeyin o zaman dahi söylendiğinde bunun tersine gideceği, çünkü insanların bunu kullanacağı şimdi bugün ortaya çıkıyor. Kentsel dönüşüm bugün olması gereken yerlerde, olması gereken binalara yapılmıyor. En alt sırada gelecek olan, kurtarılacak bakımından binalara yapılıyor. O binaların hiçbirisi de deprem sırasında göçecek durumda değil. Hasar görecek durumda. Neden insanın canını kurtaracağı bir binayı hasar görürse görsün. Bana ne? Ben inşaat mühendisi olarak konutlar için benim limitim can kurtarmadır. Bina hasar görebilir. Ama siz kalkıyorsunuz, bütün bu binaları bir torbaya koyup ben bütün bu binaları daha fazla inşaat hacmi artsın diye güçlendireceğim diyorsunuz. Bunun işten çıkmanız mümkün değil. Kaldı ki zaman olarak vallahi son derece mucizevi bir durumda 5 yılda bile yapsanız, benim biraz önce söylediğim deprem çantası bulundurmak ya da insanlara eğitim vermek topyekun bir yılda bitirilecek bir iş. En azından insanlara bir şans verirsiniz. Sizin binalarınızı yaptıktan sonra hala ortada daha güçlendirilmesi yapılmamış on binlerce bina kalacak ve bu insanlara ne yapacağını bilmeyecek. Yani tabii ki seçim farklı ama benim seçimim bu yönde. Evet, peki bu imar barışı meselesi var bir de. Aslında bunun adı imar barışı olarak geçiyor ama işte şehir plancıları, mimarlar, deprem uzmanları bu konuya daha çok af olarak nitelendiriyorlar. Doğru. Türkiye genelinde de işte mevzuata aykırı 13 milyon yapıdan söz ediliyor. Evet. Bu konunun işte muhtemel depremle ilgili bağını nasıl kurarsınız? Yani bu olumlu muydu bu atılan adım? Atılması gerekiyor muydu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayır, ben kesinlikle bu konudaki adımın doğru atıldığını düşünmüyorum. Bizdeki affetme konusu yanlış yapanın yaptığının yanına kalması olarak görülmektedir ve doğrudur da. Böyle bir durumda insanların daha sonra aynı şeyi yapmasını da önleyemezsiniz. İmar barışı istediği kadar ismi cafcaflı olsun, farklı evet. İsimler konu hiç önemli değil. Sonuç olarak yapılan şudur. Sonuç olarak olmaması gereken bir yerdeki binayı siz resmi hale getiriyorsunuz demektir. Olmaması gereken bir yerde doğru düzgün şekilde yapılmamış bina zaten nedir? Allah aşkına, dere yatağına yapılan yapıdan bahsediyoruz. Toprağın kayacağı yerdeki yapıdan bahsediyoruz. Alt yapısı sağlam olsa bile üst yapısı sağlam olmayan binadan bahsediyoruz. Bu yapıları affetmek ister para toparlamak için olsun, ister gerçekten bir barış ve insanlarla efendim devletin barışması olarak görülsün, topyekun olarak yanlıştır. Zaten elinizdeki stoğu güçlendirmeden, gerekli işlemi yapmadan siz stoğu büyütüyorsunuz, devamlı güçlendirecek olan stoğu. Eğer bundaki amaç mütemadi olarak bir inşaat sektörünü pompalamaksa, bunun da gidişatı ya da sonucu size son derece kötü biçimde gelecek demektir. Ben bunların hiçbirisini doğru bulmuyorum efendim. Evet, peki. Şimdi deprem toplanma alanları meselesi var. Bu da çok konuşuluyor. Dün Erdoğan'ın evet. açıklaması da tartışıldı. İşte on binlerce diye bir rakam verdi Erdoğan. Bu deprem toplanma alanlarının sayısını örneğin biz dün İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Nusret Sunay'la da konuştuk. İşte 77 olarak açıklıyor. Bir tarafta evet. 77 rakamı var, bir tarafta on binlerce deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şöyle efendim, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 11 rakamını ben yine kişisel tahminim olarak söylüyorum. Kuvvetle muhtemel kendisine ufak toplanma yerleri, yani ufak parklarla beraber bu sayı söylenmiştir. Yoksa aksi takdirde gerçekten olması gerektiği gibi bir toplanma alanının sayısının olması İstanbul gibi bir yerde mümkün değil. Tabii şu bakış açısı farklılığından bu sorun çıkıyor. Toplanma alanı niçin var? Niçin olması gerekiyor? Depremden sonra benim az miktardaki yere çok miktarda toplanan insana yardım götürmem gerekiyor. Benim zaten 10 bin farklı yere değil, 1000 farklı yere bile yardım götürecek ekipmanım yok, doğru da değil zaten. Ben bileceğim ki 400 yerde toplanmış her birinde 10 bin insandan şu kadar insan var. Ben onlara yiyecek, gıda ve ilaç götüreceğim. Ona göre yanıma alacağım, orada olduklarını bilerek. Doğal olarak 10 bin tane yerde toplanan insanın benim uygulama açısından bana hiçbir yararı yok, onlara ulaşamam da. Bunun doğrusu büyük toplanma alanlarının olmasıdır. Onların sayısı da herkesin söylediği gibi 477 iken
ki ben yarısı diyebiliyordum. Bugün anlaşılıyor ki 77'ye düşmüş vaziyette. Şunu da söylemek isterim. İster 10 bin olsun Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, ister 77 olsun belediye başkanımızın söylediği gibi. Bunların insanlar tarafından bilinmediği durumda ne fark edecek zaten Allah aşkına? İnsanlar nereye gideceğini bilmiyor. 77 tane toplanma alanımız var. Ne yapacağım ben toplanma alanı? İnsan nereye gideceğini bilmedikten sonra siz istiyorsanız 1 milyon tane toplanma alanı yapın. Demek ki zaten sorunumuz bir de bu. Masa başında kalan işler yapıyoruz, planlar yapıyoruz. Hiçbirisi halka ulaşmıyor. Oturduğumuz yerden diyoruz ki tamam toplanma alanını belirledim. Ya sen belirledin toplanma alanını mı? İnsana söyledin mi? E canım işte duyurduk. Girsinler web sitesine baksınlar. Ya hiç böyle bir mantık insanını tanımayan, halkını tanımayan ve bu şekilde depremi geçiştirmeye çalışan bir durumu görmedim ben gerçekten. Olacak şey değil. Evet, zamanında da zaten siz de gösterdiniz dünkü yayında 1500 sayfalık bir deprem master planı doğru, var. Aynen öyle. Bunlar raporlar oluşturuluyor ama bu konunun yaygınlaştırılması, halka ulaştırılması konusunda ciddi problemden bahsediyorsunuz. Maalesef. Peki son olarak sizin bahsettiğiniz bir de deprem radyosu olayı var. Evet. Gittim kapısında kilit vardı diyorsunuz. Doğru. Bu deprem radyosu nedir? Nasıl işlemesi gerekiyor? Kimsenin bilmediği bir şeydi aslında. Siz maalesef bunu gündeme getirdiniz. Bu ne için kuruldu ve nasıl bir aygıt olarak işlemesi gerekiyor normal şartlarda? Evet. Şimdi aslında herkes de girerek bunu görebilir. AFAD'ın sitesine girerseniz, yani İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliğine girin lütfen. AFAD Radyosu diye bir şey var. AFAD Radyosu 103 frekansından, megahertz frekansından yayın yapar. Ve hatta şimdi yanlış hatırlamıyorsam şöyle der ki bu frekansta yayın yapan Afet Radyomuz. İşte normal zamanda hafta içinde bir saat ama afet durumunda da full 24 saat yayın yapacaktır ve doğru bilgi aktaracaktır insanlara. Ne kadar güzel. Olması gereken bir şey. Bu Japonya'da var, Amerika'da var, İtalya'da var, Romanya'da var. Nedir efendim? Afet olduğu zaman dikkat ederseniz dünkü iletişimde de olduğu gibi her zaman radyo çalışır. En eski hatlardan biridir, en güvenilir hatlardan biridir bu tür durumlarda. Çevirirsiniz radyonuzu, bilgi gelmeye başlar. Ne harika, zaten benim de buna ihtiyacım var. Bana diyecek ki AFAD, efendim şu hatları kullanmayın. Bu hatlardan çekilin, bu yollardan çekilin. Lütfen evinize gidin, çıkmayın. Okuldaki çocuklarınızı alın ama daha eve dönmeyin, bekleyin. Şimdi böyle bir uyarı ya da yönlendirme olmadığı zaman dünkü durum olur işte. AFAD'ın radyosuna baktığınız zaman kimsenin bilmemesi bir yana, ben şu anda onun efektif olarak çalıştığını da kesinlikle düşünmüyorum. Aynı şey şunu da söyleyeyim. Çok benzer bir durum. Efendim dün bir arkadaşım hatırlattı bana. Çok da sağ olsun iyi yaptı. Dedi ki hocam dün siren duydun mu? Durdum ya dedim haklısın dedi. Niye siren çalmadı dedi. Ne oldu bize efendim bütün o günde anlatılan savunma sivil savunma gününde anlatılan nükleer patlamada böyle siren çalacak, afet durumunda böyle siren çalacak, siren uzun çalarak kısa çalar durumları var siren. Ama çalacak kimse yok büyük ihtimal ya da gitsin ne yapacağını bilmiyor ya da emreden yok tam olarak. Niye lazım? Çünkü bazı öğrencilerimiz ben bizzat biliyorum depremi hissetmedi. Ben de hissetmedim mesela. Ama ben hissetmeyeceğim diye bina altında mı kalacağım? Siren çalacak ki ben de bir şey olduğunu anlayayım ve ona göre tedbir alayım. Efendim ne afet radyosu işlevsel durumda ne siren çalması çok basit olan bir şey bile. Yani 70 yıl önce öngörülen bir şey bile kentimizde maalesef işler durumda değil. Evet dediğiniz gibi vatandaş bunu hani unutabilir günlük yaşamın kaygısıyla tabii bu ki, aklından tabii çıkabilir ki. Ama devletin bu konuda bir yönlendirme yapması gerektiği kesin. Yani sirenden evet, başlıyor kesinlikle. Bu ve daha birçok alınması gereken önlemi sıralıyorsunuz. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Dün bahsettiniz, burada da bir konuşalım istiyorum. 2010'da yaptığınız bir araştırmadan bahsediyorsunuz. Doğru. Ve valiye bir rapor teslim ediyorsunuz. Doğru. Vali daha sonra bu raporu arkasına aldı ve böyle bir rapor yok dedi diyorsunuz. Nedir bu rapor aynen konusu? Öyle. Şu, 2010 yılında biz işte farklı yerlerin deprem hazırlığına bakarken, incelerken önceliğimizi anaokullarına verdik. Malum biliyorsunuz bizim anaokulları Sübyan mekteplerinden farklı özel kreşlere kadar çok fazla var. Ve bunların çoğu da binaların alt tarafında. Binaların da ne olduğuna çoğu zaman bakılmıyor. Bize de ki bir bakalım ama bakarken sadece binaya bakmayalım da bunun iç olarak hazırlığına da bakalım. Şimdi 3 yaşındaki 4 yaşındaki bir çocuğu düşünün. Boyunu düşünün lütfen. Normal koşullarda binada bir şey olmasa bile herhangi bir şey üstüne devrilebilir. Pano devrilir, cam devrilir ki oldu. Çocuklarımızı kaybettik bu şekilde. Bunlara baktığınız zaman 100 üzerinden verdiğimiz kriter
notta 95'i tutturamayanların sayısı %90 kadar. Yani %90 okul kesinlikle ve kesinlikle depreme veya herhangi bir acil duruma, yangına, sele, depreme ne derseniz adına hazır durumda değildi. Efendim işte ilk yardım çantaları yok, acil kapıların nereye çıktığı belli değil, acil kapıları kapalı, anahtarını bilen yok, ilk yardım setlerinin nerede olduğunu bilen yok ya da tam değil, çocukların dolaplar üzerine devrilecek şekilde bilgisayarlar tutturulmuş, televizyonlar tutturulmuş, devrilecek şekilde pek çok kritere baktığınız zaman sadece çok az miktarda binanın tam olarak hazır olduğu görüldü ve hazır olmayan maddeler de gerçekten sonuca vahim maddelerdi. Şimdi biz bunu yaptık. Çok da hatırlıyorum. O zaman bunu haberleştirdi arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Zaten o anda başladı. İşte ilk önce o zamanki İl Milli Eğitim Müdürü çağırdı. İşte böyle bir şey yoktur. Bizim okullarımız tam anlamıyla hazırdır buna dedi. Şimdi de işte efendim falan filan dedik. Bakın biz bunu tespit ettik. Yani siz de tamam diyorsunuz. Diyecek bir şey yok, söylüyorsunuz. Biz de böyle diyoruz. Fakat sonra bir haberciyle, kimdi hatırlamıyorum şimdi ama, beraber gittik. Bir ortamda İstanbul valisi var, Hüseyin Avni Mutlu, o zamanki İstanbul valisi. Kendisine sunduk raporu. Bu nedir dedi. Efendim dedik, anaokullarıyla ilgili bir deprem raporu hazırladık. Aldı raporu elimizden. Arkasına sakladı raporu buruşturarak. Böyle bir şey yoktur dedi. Her şey tamamdır dedi. Biz de öyle diyorsunuz, öyledir efendim dedik. Bir yandan ayrıldık. Ne diyecektik zaten. Fakat genel olarak anlıyorum yani, bizim devletimizi korumak adına bazen devlet adamlarımızın hiçbir şey yoktur gibi ya da işte bize genelde yönetilen aman isyan ya da işte bir şey yaratmayın, bir kötümser durum yaratmayın ortada söylemini bastırmak için bunu yaptıklarını anlayabiliyorum da ya tamam yap sen yine bunu ama kendin giderek bakarak alttan kimse duymasın yine anaokullarını hazır hale getir. Bana bir paya vermen gerekmiyor. Fakat bu durum yok, biz tamam her şey hazırdır diyerek kendi kendimizi kandırmakla geçiriyoruz yıllarımızı. İşte 99'dan sonra 20 yıl geçti. Geldiğimiz noktada bence 20 yıl önceki duruma göre daha kötü bir yerdeyiz maalesef. Evet, anlattıklarınız çok vahim gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi günler evet, diliyorum. Çok sağ olun. Evet, detaylı değerlendirmelerini aldık Kubilay Kaptan. Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı. Son söyledikleri de çok kritikti. Anaokulları ile ilgili bir rapor hazırlıyorlar. O dönemin valisine Hüseyin Avni Mutlu'ya sunuyorlar ama vali arkasına saklayıp o raporu, böyle bir rapor yok diyor. Çünkü işte kötümser bir tablo ortaya çıksın istemiyor. Belki mali açıdan böyle bir şeye bütçe ayırmak istemiyor ama böyle bir şey yok kabul ediyor. Ülkemizde aslında birçok durumda bunun üzerine kurulu ve Kubilay Hoca da aslında bunu anlatıyor. Ortada bir plan yok, yani devletin hazırladığı bir plan yok ve bu yüzden insanları suçlayamazsınız diyor. Bizim genelde dün yapılan açıklamalarda da bunu gördük. Yetkililer çıkıp diyorlar ki işte panik yapmayın, insanları paniğe sürükleyecek açıklamalar yapmayın. Elbette böyle ama burada devlet atması gereken adımları atıyor mu? Sormamız gereken soru bu ve %100 buradaki sorumluluğun devlet kurumlarının üzerinde olduğunu belirtiyor Kubilay Hoca. Burada devletin bir yönlendirme yapması gerektiği, vatandaşların bu konuda eğitilmesi gerektiğiyle ilgili devletin üzerinde ciddi bir yük olduğunu söylüyor ve önümüzdeki yıllar içinde 7.2 ile 7.4 arasında bir depremin, bir İstanbul depreminin beklendiğini söylüyor. Ama bununla ilgili bir tarih verme konusunun bilim adamları, bilim insanları da bunu yapsa tamamen bir hurafe olduğunu belirtiyor. Öncü deprem mi diye sorduk bu. Yani bu depremin büyük İstanbul depremiyle bir bağlantısı var mı diye sorduk. Bununla ilgili de bunun öncü bir deprem olmadığını, yani Büyük İstanbul depremiyle direkt bir bağı olmadığını ifade edebileceğini kendi deneyimlerine dayanarak söyledi Kubilay Kaptan. Ve kentsel dönüşümle ilgili de kentsel dönüşümün yapılması gereken yerlere yapılmadığını, örneğin daha hani daha çok para kazanılabilecek yerlere, Bağdat Caddesi gibi buralara yapıldığını, ancak Avcılar, Rahmanlar gibi daha aslında deprem açısından kritik bölgelere bu dönüşümün uygulanmadığını ifade etti Kubilay Kaptan. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Birazdan bağlantılarımızla yayınımıza devam edeceğiz.